Oğuzhan'la senin yaptığın tabii filmlerin içerisinde şeyin yol arkadaşımın çok başka bir yeri var. Evet. Yol arkadaşım ne kadar seyredildi bu? İlk 2 milyon, ikincisi 2,5 milyon izledi. Yaklaşık 5 milyon izlendi yani şeyde. Bir böyle kolay formül oldu mu artık yani Oğuzhan'la film yapınca nasıl tutuyor diye. Hani bir yandan da böyle şimdi arada çünkü sen çok güzel işler de yaptın yani bayi toplantısı yaptın, küçük evet. esnaf yaptın. Onlar da evet. çok güzel filmlerdi bu arada. Ama bir yandan böyle elin hep şeye gidiyor mu? Hep bir Oğuzhan yazmaya gidiyor mu elin? Ya Oğuzhan çok çalışması çok konforlu biri. Hem arkadaşım olması hem de gerçekten çok iyi bir oyuncu olmasından dolayı. Bir de çok güzel bir enerji çıkıyor. Şimdi bak evet. mesela yani bu filmde de öyle. O didiştiğimiz anların gerçekliği. Müthiş. Yani diyorsun ki çok gerçek. Çünkü yol arkadaşım daha naif bir hikaye buna göre. Daha sakin. Çünkü yol arkadaşım daha çocuksu karakterlerin. Hani müzisyen çocukluk hayaline kavuşamamış bir mümessil, ilaç mümessili. Tabii. Tamamen çocuk kalmış, hiç büyüyememiş bir adam yanında. Hani hatta biraz zeka geriliği olabilecek kadar bir adamın hikayesiydi. O yüzden ikisi bir araya geldi. Daha çocuksu bir hikaye. Bu daha yetişkin bir hikaye. Bu iki adam da aslında bu çok dolandırıcı bir adam. Aslında o da iyi gibi gözüken o da dolandırıcı aslında. Yani iki kardeş de aslında böyle sürekli arkadan iş kovalayan tipler. O yüzden bu biraz daha yetişkin ve daha ona göre bir tık daha sert bir hikaye. Hani o manada öbürü daha çocuksu bir dünyası vardı. Ama Oğuzhan'la çalışmak şöyle oluyor abi. Yani hem bu hikayenin dokusunda Oğuzhan'ın çok iyi olacağına inandığım için hem de gerçekten Oğuzhan yani bir çok farklı bir oyuncu yani. Hani herhangi bir komedi oyuncusu gibi değil. Yani bir şakayı çok farklı bir yerden, çok sakin bir yerden oynadığı için çok enteresan bir reaksiyon debisi var. Ve hakikaten galada hani toplu izleme şansımız olduğu için galaya dönüp söylüyorum. Mesela galada müthiş şeyler söyler bana Oğuzhan'la ilgili. Yani Oğuzhan'ın rolü ve Oğuzhan'ın o rolü çıkartış şekli ve oradaki şakaları satış şekliyle ilgili. Yani herkes bayıldı yani. O yüzden de elim çok rahat ediyor yani beraber çalışmak için. Oğuzhan senin İbon filmi dışında bir filmin var mı? Benim bilmediğim. Yok, yok. Neşeli yani Hayat var işte. Benim Neşeli Hayat var Yılmaz ha, abiyle. O, belki ikimizin de ilk defa çatı, kamera gördüğü. Çatı aday diyelim. Aa, evet, evet. O... Ekmelettin İhsan abi. O başka bir durum yani. Evet o evimiz bir yerde. Orada da o sette biz gerçekten yani bir sinema kamerasını o sette görüp o gün oyunculuk yapmaya başladık. Evet. Yani o kadar hani işi bilmiyorum. Ben ilk sahnede Yılmaz oynayamadım. Abi sağ olsun, Yılmaz abi bana oyna dedi. Ya Yılmaz abi ilk sahnem. Hayatımda ilk defa sette kamera gördüm. Yılmaz Erdoğan'la karşılıklı duruyoruz. Neşeli Hayat'ta başladı oynamaya hiçbir repliğimi söyleyemedim. Böyle bakıyorum böyle 3 dakika boyunca. Durun bir tane. Ne haber oğlum? Tamam dedi. Yeterince izledin artık oynamaya başladı dedi. Tamam hocam. Nasıl film güzel mi? şey gibi film gibi izliyorum abi. Yılmaz Erdoğan oynuyor böyle. O kadar yabancılaştım ki. Bütün replikler yok oldu kafamda. Dedi ki oğlum yeterince izledin şu anda oynamaya devam et. Tabii bunları bu steril cümlelerle söylemedim. Hiçbir zaman söylemedim. O kadar hızlı bir şekilde adapte oldum ki. O kadar hızlı adapte eder ki Yılmaz mecburen abi. Mecburen hani. Çok hızlı öğrendik sinema oyunculuğu. Yani fırçası, ya. Fırçası o kadar hızlı etki eden hayata tanıdığım tek insan. Yılmaz abi ben en son Netflix'teki, Netflix'te miydi o film evet, vardı? Evet, evet. Şey cinayet hikayesi. Cinayet hikayesi. İzlemiştim o programı. Ben buraya programa davet ettim. Ben de filme çok, ben büyük Yılmaz Erdoğan hayranıyımdır bu arada. Kendisine de söylerim. Yani Yılmaz abi gibi biri daha çıkmadı yani. O evet, kendi alanın en iyisi. Evet. Şu koltuklarda sizler bugün misafirimizseniz hepiniz ona borçlusunuz. Kesinlikle. Yani başka bir Yılmaz abi. Ama benim de tabii programda böyle bir haleti ruhiyemde bir değişiklik oluyor. Yani soru sorma ihtiyacı hissediyorum. Ben de Yılmaz abinin o filmine çok yükselmedim. Fakat bir hata yaptım. Yılmaz abi çok yıllardır tanıyorum ve çok seviyorum. Programdan önce geldi. Çok sarıldık. Abi nasıl falan sohbet işte film nasıl diye bana sordu. Ben dedim ki abi ben pek beğenmedim bu filmi. Sen de bu steril dille söyledin değil mi? Tam bu değil. Evet. Çünkü tahmin ediyorum. Bunu ben söyleyince tabii programa da öyle girdik. Sonra program bitti. Biz Yılmaz abiyle aylar sonra bir yerde karşılaştık. Bana dedi ki oğlum dedi. Programdan önce söyleyip konuyu niye düşürüyorsun? Hayır. Bunu söyleyeceğim bari. Film olmamış. 3, 2, 1 başlıyoruz. Yani diyor ki o kadar doğru söylüyor ki tabii. Yani. Ya diyor niye programdan önce söyleyip konuyu düşürüyorsun? Bari yayında söyle. Biz de onunla mücadele edelim. Sen diyor programdan önce abi filmin çok kötü olmuş deyip ondan sonra gireceksin. Tarihsiz bu. Hele Yılmaz abiye yani. Yılmaz abiye söylemek. Yılmaz abi çünkü hani güçlü bir karakter ama öyle şeylerde de çabuk hani bir çocuksu tarafı da var yani. Mutlaka abi. Yo aslında yayında o kadar değildi. Ben yayında Yılmaz abiye dedim ki yani şey... Söyledin yayında da söyledin. Yani hani sen Yılmaz Erdoğan'sın şakayı niye Evreşe'de arıyorsun dedim yani. O şeyde var ya meşhur. Tabii evet, kendi lafı. Organize işlerde. Tabii kendi lafı yani. Evet. Konuştuk ama hiç öyle bir ne bir kompleks ne bir zaten bir de Yılmaz Erdoğan ne kompleks olacak abi. Yani, adam Yılmaz tabii. Erdoğan neticede yani. Tabii. Ama yayından öncesi doğruymuş. Ben de bunu öğreniyorum tabii. Yani her şeyin bir öğrenme hali var. Ben de o programı öğrendim. Yayından önce konuyu bozma lazımmış. Biz de yayından önce hiç konuşmadı Candaş abi. Evet. Hiç. Ben yayından sonrasında korkmaya başladım. Ben de. Yok yok hiç. Şimdi gelelim gerçeklere diye giriyor değil mi bizim?